Zeynep Lerşe dahilden herkese merhaba. Bu videoda bayat ekmeklerden kıyma kullanmadan çok lezzetli köfteler hazırlıyorum. Bunun için ilk olarak bayat ekmekleri şöyle rondodan geçiriyorum. Buradaki ekmekler tam olarak bir ekmek yapabilir. Böyle küçük küçük parçalar halinde kalmış. Yani topladığımızda bir ekmek olabilir. Ölçüyü de buna göre veriyorum. Bir ekmek olarak düşünebilirsiniz. Tüm ekmekleri bu şekilde rondodan veya robottan geçirdikten sonra içerisine 2 tane yumurta ve şöyle bir kase kadar da ince ince kıymış olduğum maydanozu ilave ediyorum. Ardından baharatlarını ilave ediyorum. Tuz, karabiber, pul biber ve toz biber. Ve eklemiş olduğum malzemeleri çok güzel bir şekilde yoğuruyorum. 2 tane yumurta yeterli geliyor aslında. Ama yarım çay bardağı kadar da su ilavesi yaparsanız daha da iyi olur. Yavaş yavaş hani kıvamına bakarak su ilavesi yapabilirsiniz. Evet, şimdi de kıvamına bakıyorum. Kendini toplamış, şekil alabiliyor. Şekil almaya hazır olduğunda yoğurma işlemini bırakabilirsiniz. Şimdi artık köfte yapımına geçiyorum. Köfte yaparken ellerinizi ıslatabilirsiniz. Şöyle dilerseniz sade bir şekilde köfte yapabilirsiniz. Veya daha çok lezzetli olmasını istiyorsanız içli köfte gibi hazırlayıp içerisine rendelenmiş kaşar peyniri ilave edebilirsiniz. Kaşar peyniriyle daha da lezzetli oluyor tabii ki. Ama kaşar peyniri ilave etmeden de dediğim gibi sade yapabilirsiniz. Kaşar peyniri ilave edince şöyle dikkatli bir şekilde köfteyi hazırlıyoruz. İçli köfte gibi yapamıyorsanız şöyle yuvarlak bir kase gibi yapıp içerisine kaşar peyniri ilave edebilirsiniz. Ama bir önceki gösterdiğim yöntem daha kolay. Evet, artık köfteler pişmeye hazır. Bir tavanın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Ardından sıvı yağ kızgınlaşınca köfteleri kızartıyorum. İki tarafını da çevirerek köfteleri güzelce kızartıyoruz. Eğer videoyu bu aşamaya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz videonun yorum bölümüne herhangi bir emoji veya yorum bırakırsanız bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz daha fazla videodan faydalanmak için abone olabilirsiniz. Kızaran köfteleri şöyle kağıt havlu sermiş olduğum tabağa alıyorum. Ve diğer köfteleri de aynı şekilde kızartıyorum. Yaklaşık 15 tane köfte çıktı. Bayat ekmekleri çöpe atmayıp bu şekilde çok lezzetli köfteler hazırlayabilirsiniz. Evet, şimdi de pişen köftelerin kıvamını size göstermek istiyorum. İlk olarak sade bir şekilde pişirmiş olduğum köfteye bakalım. İç kısmına gördüğünüz gibi gayet lezzetli ve güzel bir şekilde görünüyor. Ve şimdi de kaşar peyniri ilave etmiş olduğum köfteye bakıyoruz. Hakikaten bu şekilde daha lezzetli oluyor. Bu tarifi denemenizi öneriyorum. Benden şimdilik bu kadar. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.